Selamlar. Selamlar herkese. Burada olmayı hep o kadar çok özlüyorum ki. Haftada bir video atıyorum diye daha az çekiyorum ama her çekime oturduğumda aşırı heyecanlanıyorum. Burayı aşırı 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 özlemiş oluyorum ve yine her zamanki gibi yine bir aşırı haliyle videoya başladım. Bugün ne yapacağız? Şöyle bir düşüncem var. Ben yazın ince ten makyajlarını, bronz gözleri, o kahve ağırlıklı makyajları ve böyle bununla birleşmiş o geride kahve bronz yaza uygun incecik tenlerle, çilli tenlerle birleşmiş patlayan canlı dudakları çok fazla seviyorum. Tabii dudak noktası öyle bir makyaj yapacağız ki şu an dudak aslında sizin son nokta tercihinize kalmış olacak. Ama ben biraz patlatmayı düşünüyorum o noktaya geldiğimizde. Ama dediğim gibi incecik bir ten makyajı, çiller, bronzlar bu tarz şeyler istiyorum. Ve mesela göz makyajımı bronz eyeliner haricinde kontür ürünümle yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok güzel yeni bir kontür ürünüm var. Aşırı seviyorum. Her gün her gece onu kullanmak istiyorum. Hatta nişan makyajımı onu aldıktan sonra kendim yapmaya karar verdim diyorum. Bir spoiler girdim de hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım çünkü. Fondötenimle makyajıma başlıyorum. MAC'in Studio Radiance Face and Body'sini kullanacağım. Çünkü çok doğal bir ten makyajı istiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi zaten göreceksiniz bendeki C5 rengi ve açıkçası bana şu an bayağı koyu geliyor. Bu yaz hiç bronzlaşmadım. Açıkçası bronzlaşmak gibi bir niyetim de yok. Çünkü ben çok fazla bronzlaşıyorum. Hani hoşuma giden bir renk olmuyor ve hani nişan vesaire bu gibi durumlar olduğu için o ten rengine gelmek gibi bir niyetim hiç yok. Revolution'ın Conceal and Glow fondöteni var bende. Kapatıcılığı MAC'in Studio Radiance Face and Body'sinden çok daha yüksek. Bunun rengi F7. Bayağı açık gelen bir renk bana. Hani tek başına bunu uyguladığımda zaten açıkçası bayağı yüzümü beyazlatıyor. Ama ikisini karıştırdığımda güzel bir sonuç elde ediyorum. İkisi de zaten çok güzel ıslak bitişli ürünler. Dediğim gibi Conceal and Glow çok daha yoğun bir ürün. Ve bu yoğunlukta bir ürünü zaten yazın tek başına cildime kullanmayı sevmiyorum. Face and Body o kadar ince, o kadar ıslak su gibi bir ürün ki her zaman birleştirdiğiniz, karıştırdığınız her fondöteni gerçekten çok doğal, güzel bir hale getiriyor. Şöyle bir göz altlarımdan da hani göz altlarım daha iyi kapansın, daha güzel nötrlensin diye fırçamda kalan fondötenimi geçiyorum. Aslında sadece bir renk eşitliği sağlan, böyle bir kapatıcılık ben görmüyorum açıkçası. Deborah Milano'nun Instant Lift kapatıcısının özellikle cildiniz kuruysa kesinlikle alın. Ama normal ciltler de alabilir. Bu kadar sağlıklı, bu kadar doğal biten, bu kadar rahat dağılan, çizgilere az dolan. Ben çok beğendim. Çok başarılı bir kapatıcı olduğunu düşünüyorum. Dağılma hızı çok hoşuma gidiyor. Ciltteki o sağlıklı doğal duruşu çok hoşuma gidiyor. İçeriğinde santela var. Santela cilt bariyerinizi yenileyen, güçlendiren bir içerik. Hani içeriğini de seviyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Biraz büyükçe bir fırçaya Lovely Cooking Time pudramı alıyorum. Daha yaz, daha glow bir ten makyajı istediğim için çok yoğun tüm yüzümü uygulamayacağım. Sadece bu şekilde göz altlarımdan geçeceğim ki göz altlarımda herhangi bir parlama gün içerisinde olmasın. Böyle terli terliymiş gibi gözükmeyeyim. Bakın ben burun kenarlarımdan da geçiyorum. Terlemiş, parlamış görüntüyü göz altlarımda pek sevmiyorum. Göz altlarımda, burun kenarlarımda hoşuma gitmiyor. O bence gereği olmayan bir görüntü. Zaten make-up artistler de o parlamalardan pek hoşlanmıyor. O parlamaların önüne geçmeye çalışıyor. Bu ilk bargamdan da geçiyorum. Gelelim bir sonraki adıma. Benim en heyecanlandığım, en hevesle beklediğim adıma. Kiko'nun krem kontürünü aldım ben. Böyle krem stick kontürünü aldım daha doğrusu. Bazen şey diyenler oluyor. İşte o krem değil, stick ürün diyenler oluyor. Stick ürünler, krem ürünler arkadaşlar. İnanmayanlar kutusuna baksın. Üzerinde de zaten krem stick olarak yazıyor. Bununla alakalı bana ciddi derecede terslenen bir iki kişi olmuştu. Ama yani krem kontür, stick kontür, krem ürün, krem fondöten, stick fondöten bunlar aynı şeyler. Bendeki 200 numaralı olanı. Şöyle balık yapıyoruz ya. O balığın altından değil de mümkün olduğunca üstünden yüzümü daha yukarıya çekmek adına ürünümü uyguluyorum. Gördüğünüz gibi böyle çok koyu koyu bir krem kontür değil bu benim tenime. Zaten sevdiğim yanı da bu çünkü doğal duruyor. Çenemin altından da bir tık geçiyorum çünkü homili gırtlak yediğim için iyice gıdılı bir kız haline geldim. Şöyle burun kenarlarımdan geçiyorum. Dudağın altından geçiyorum. Hatta şöyle komple geçiyorum. Burnumun uç kısmından mutlaka geçiyorum. Ve en son şöyle gözlerimi çekmek için bakın gözlerimin dış köşesinden de bir açıyla
Geçtim. Bu ürünün ben yapısını gerçekten çok seviyorum. Sonrasında yumuş hareketlerle dikkatli bir şekilde ürünümü dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi çok doğal bir şekilde yüz hatlarımla oynuyor. Yüz hatlarımı belirginleştiriyor, yukarı çekiyor. Ama özellikle mesela gün ışığında kontürün gözükmesi, koyu koyu kontürün gözükmesi pek hoş bir şey değil. Gün ışığı geldiğinde yüzünüze buram buram hani makyajlı, kontürlü gözükmenize engel olacak bir rengi var bence. Şurası bir tık az geldi gözüme diğer tarafa oran. O yüzden oraya bir tık daha uyguluyorum. Eğer gün ışığına çıkacaksanız, hani bir akşam makyajı yapmıyorsanız, kontür işlemlerinde kullandığınız rengin teninizden sadece 1-2 ton koyu olmasına gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öteki türlü gün ışığında herkes sizin yüzünüzde yaptığınız tüm gölgelendirme, gizleme, hile burada işlemlerini görecek. Buna çok dikkat edin. Gözümün dış köşesine uyguladığımı da yine aynı şekilde dağıtıyorum gördüğünüz gibi. Böylece gözlerimi de güzel iyice çekmiş oluyorum. Böyle çok doğal bir ten makyajı yapmak istiyorum. Bronz bir ten makyajı yapmak istiyorum. O yüzden NYX'in Bare With Me aldıklarından Sienna Bronze rengim şöyle çok az bir şey. Şu an siz de görüyorsunuzdur. Fırçamın ucuna bırakıyorum. Likit aldıkların şöyle bir riski her zaman vardır. Bunu unutmayın. Uyguladığınız fırça çok önemlidir. Benim öyle çok iyi bir fırçam bu konuda yok açıkçası. Eğer teninizde benim gibi o bölgelerde biraz dahi problem varsa likit aldıklar alttaki ten ürününü kaldırır. Ve oradaki problemler ortaya çıkar. Eğer bunu yaşamak istemiyorsanız likit aldık kullanmaktansa toz ürünlere kaçın ya da işte mesela Nashita'nın bir tane fırçasından bahsediliyor. Ben almak istiyorum ama hala almadım çünkü sürekli fiyatı artıyor. Onun gibi böyle hani onun için şey diyorlar, likit aldıklarda böyle bir problem yaşanıyor ama bu fırça gerçekten o probleme engel oluyor diyorlar. Hani o fırçayı deneyebilirsiniz ama ben denemedim. Hani kesinlikle o fırçayı alın diyemem o yüzden. Kendim denemiş olsam zaten ben direkt bu problemi yaşayan bir insan olarak hani size bunu diyebilirim ama denemediğim için diyemiyorum. Kapatıcı fırçama geri döndüm çünkü şurada bir tık yükselttim. Yeni ürün almadım herhangi bir şekilde kapatıcı. O fırçada kalanla şöyle bir o göz altındaki aydınlık üçgeni her zamanki gibi koruyorum. Make-up artistler de bu arada bunu yapıyorlar. İşte ya böyle kapatıcı fırçasıyla bunu düzeltmeyi yapıyorlar ya da bir miktar daha pudralarından alıyorlar ve pudrayla şuradaki geçişi daima temiz tutuyorlar. Bu aydınlığı daima koruyorlar. Sonrasında gelelim highlighter'a. Çok minimal bir highlighter uygulaması yapmak istiyorum. İnşallah bu dediğim noktada kalabilirim. Şöyle daha koyu renk olan highlighter'ımı alıyorum. MAC'in Hyper Real Highlighter paleti bu. Kontür rengi mi dedim acaba az önce? Koyu renk olan highlight rengimi alıyorum. Ve biraz böyle aldığımda karıştırır gibi uygulamayı her zaman şu C'dense açıkçası tercih ediyorum. Kendi yüzümde o C'yi ben pek sevemiyorum. Hani zaten yüzümde bir karelik ve enine genişlik olduğu için o C'yi yaptığımda benim yüzüm daha da genişliyormuş gibi geliyor. Çünkü patlattığınız yer her zaman genişler. Ama bu şekilde daha allık bölgesinde allıkla karışık gibi uyguladığımda yüzümün orta kısmını uyguladığım için aslında yüzümün orta kısmını bir tık daha uzatmış oluyorum. Ve bu şekilde aslında o en boy oranını sağlamış oluyorum. Hani altın oranına yaklaşmak mantığıyla. Düşünebilirsiniz gördüğünüz gibi böyle çok aşırı... anladık kontürü dağıtmadım. Gördüğünüz gibi böyle çok aşırı ben buradayım diyen bir highlight etkisi yapmadım. Ben bunu nasıl unuturum ya? Şu an izlerken şey dediniz değil mi? Ne zaman dağıtacak onu acaba? Mesela bakın alnımın sadece şu kısmını uyguladım. Çünkü alnımın buralarında bir uzunluk yok ama şu kısmında bir uzunluk var. Oradaki kontürümü de dağıtıyorum. Benim iki kaşım birbirine biraz yakın açıkçası. Ben her ne kadar alarak onu düzeltmeye çalışsam da. O yüzden highlighter uygulamalarında ben mutlaka şöyle bir iki kaşımın ortasından o highlighter'ı geçiyorum ama öncesinde mutlaka pudra da geçiyorum. Çünkü orada gözeneklerim var. O gözenek görünümünü de azaltmak istiyorum. Konuşmaktan yine her şeyi unuttum. Keşke biri bana hatırlatsa. Çünkü dudağımın etrafındaki kontürü de dağıtmadım. Bu dudak etrafına kontür ürünü geçmek yeni bir zaten biliyorsunuz Instagram akımı. Şöyle dudak üstüme geçiyorum. Burnumun da şöyle şu kısmına çok minimal bir dokunduruyorum. Uç kısmına dokundurmuyorum. Her burun uç kısmına dokundurmamalı. Okka olan burunlar, okka olan burunlar dokundurabilir. Ama benim gibi daha böyle bir tık aşağı gitme durumu varsa burnunuzda şu en uç kısmına değil de daha buralara dokundurmanız lazım ki burnunuz görselde aşağıya düşmesin. Sonrasında bu bronz kısmını highlighter'ımın tekrar fırçamı aldım.
Şöyle bir göz kapağımla tamamen geçiyorum. Böylece aslında bir yandan toz ürünle sabitlemiş oluyorum ve istediğim o bronz görüntüyü göz kapaklarımı da elde ediyorum. Fark ettiğim kadarıyla böyle doğal günlük makyajları siz de seviyorsunuz. Özellikle izlenmelere baktığımda hep bu tarz makyajların izlenmeleri daha fazla oluyor. Açıkçası ben de izlerken çok keyif alıyorum. Şimdi gözlerime daha fazla devam etmeden önce bir kaşlarıma müdahale etmek istiyorum ve çilleri yapmak istiyorum. Ben biraz karışık gideceğim. Aşama aşama gitmeyeceğim. Öncelikle kaşlarımı yukarı doğru tarıyorum. Revolution Brow Kit'i şu an elimdeki ürün. İçerisinde cımbızı var. Bu şekilde kaş tarağı var. Fırçası var. Waxı var. Farı var. Highlighter'ı var. Yani kaş aydınlatıcısı var daha doğrusu. Kaş aydınlatıcısıyla waxını kullanmayı pek tercih etmiyorum. Özellikle waxını hiç sevmiyorum açıkçası. Ama bu kaş farından gerçekten çok memnunum. Sıkça kullanıyorum. Kaşımın seyreklik gördüğüm bölgelerine kaş farımı uyguluyorum ve kaşlarımı bu şekilde ve doğal dolduruyorum. Şu kaşımın kuyruk kısmına bir tık daha ilave yapacağım. Çünkü bakın bu daha uzun, bu daha kısa. Siz olun sakın ha. Böyle elinizde şunun aynası gibi küçük bir aynayla diğer kaşınızı görmeden hızlı bir kaş alma operasyonu yapmayın. Benim gibi kaşınızı bozarsınız. Ben geçenlerde böyle reel çekeceğim diye aceleyle aynasız ortamda bu hamleyi yaptım. Ve kurs biliyorsunuz makyaj eğitimi alıyorum ben bir yandan. Ve makyaj eğitimindeki hocam dedi ki bir daha sakın böyle aceleyle küçük aynalarla kaş almak gibi bir hata yapma. Kaşını bozmuşsun. Tekrardan tarıyorum. Doğal güzel bir kaş görünümü elde ediyorum. Aynı şekilde diğer kaşıma da yapacağım. Sağ kaşım daha yukarıda. O yüzden fark ettiyseniz sağ kaşımı hep daha böyle alt taraftan doldurdum. Sol kaşımı da daha üst taraftan dolduracağım ki alt tarafı daha doğal bırakıp bu şekilde onları mümkün olduğunca siz dikkatli baktığınızda şu an ben söylediğim için fark edeceksiniz ama bilmeyen bir gözün fark etmesine mümkün olduğunca engel olacak şekilde dolduracağım. Kaşlarımı da bu şekilde hallettikten sonra gelelim işin çil kısmına. Deborah Milano markasının 24 Hour Brow Marker kaş kalemini alıyorum. Bendeki 03 numaralı olanı. Ve şöyle bunun ucunda şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 3 tane böyle şey var, çatalı var. Bununla böyle hafif hafif dokunduruyorum. Kendime çiller yapıyorum. Bazıları hiç sevmez, bazıları çok sever. Çil biraz farklı bir bakış açısı biliyorsunuz ki. Genellikle benim ten renklerimde pek çil olmaz. Bu arada makyaj teknikleri hocam dedi ki bir daha kendine ben esmerim deme. Çünkü evet sen yazın bronzlaşıyorsun, esmer oluyorsun. Ama senin ten rengin esmer değil Begüm'cüm. Senin ten rengin koyu kumral dedi. O yüzden artık ben de kendime esmerim demiyorum. Koyu kumralmışım ben. Ben kendime çocukluğumdan beri herkes bana esmer dediği için ben kendime esmerim diyordum her zaman. Ve bir bilirkişi tarafından seneler sonra bu konuda aydınlatıldım. Hani ben şey de diyordum kendime esmerim diyorum ama o kadar da değilim sanki de oluyordum. Ama böyle bir hani herkes bana sen esmersin, sen esmersin, sen bayağı esmersin, yok sen nasıl kendine esmer değilim dersin falan olduğu için ben hiç diyemiyordum açıkçası ama bana dedi ki sen Begüm'cüm esmer değilsin sen koyu kumralsın. Dedim okey tamam. Dozunda bir çil görünümü yaptım ama şu an bir yandan diyorum ki daha fazlasını görmeyi ister misiniz? O yüzden şöyle çok hafif minik dokundurmalar daha yapmaya karar verdim. Özellikle şöyle şu bölgelerde. Bu kaş kalemleriyle size de tavsiye ederim çil yapmanızı. Böyle minik minik dokundurduktan sonra benim gibi süngerinizle üstünden geçtiğinizde onları çok doğal, teninizle bütün, hani sanki böyle şey gibi olacak, gizlemeye çalışmışsınız gibi doğal bir hale getirebilirsiniz. Gelelim eyeliner kısmına. Aldığım günden beri gerçekten çok az kullandık bu eyeliner'ı ki o kadar da hevesli almıştım yani. Neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum. NYX'in Epic Wear eyelinerlarından waterproof bir eyeliner. Hem vücudunuzda kullanabiliyor musunuz hem gözlerinizde kullanabiliyor musunuz bu eyeliner'ı? Bendeki bronz olan tonu brown metal olarak geçiyor. Şöyle incecik bir fırçası olan yani lip liner modunda bir eyeliner bu. Gerçekten aşırı kalıcı. Yani çok aşırı kalıcı. O yüzden uygularken dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz böyle bulaşma yaptığında problem yaratabiliyor açıkçası. Silerken her zamanki gibi dümdüz bir şekilde aynamı tutuyorum ve kuyruğumu oluşturacağım ama bunu yaparken konuşmayacağım.
Biraz kalın kalın bir eyeliner oluşturmak istiyorum. Böyle çekik dik bir eyeliner oluşturmak istiyorum. Beğenmezsek sileriz zaten. Şimdi gözümün ortasından birleştireceğim. Ben eyeliner'ı pek beğenmedim şu an ama bir tamamlayalım, ondan sonra müdahale edeceğim. Dürüst olmam gerekirse benim çok sevdiğim, çok beğendiğim, uygulaması çok rahat dediğim bir eyeliner değil. Hatta evdeki eyeliner'lar içinde benim uygulamakta en zorlandığım eyeliner'ım kesinlikle bu eyeliner. Bu eyeliner uygulamak gerçekten çok zor ya. Ne zaman bu eyeliner'ı elime alsam uygulamak için böyle bir pişmanlık ufaktan yaşıyorum. Güzel bir eyeliner, çok güzel bir tonu var. O anlamda çok beğeniyorum. Ama uygulaması gerçekten bir o kadar zor. İzlerken de öyle çok kolay kolay dediğim gibi çıkan bir eyeliner değil. Gerçekten iyi bir waterproof. O konuda hiçbir şey diyemem. Güzel böyle temizleyiciyi bulmalı uygulamanız. Açıkçası biraz da sert davranmanız gerekiyor ki temizleyebilin. Şu an biraz bastırıyorum. Tekrar deneyelim bakalım nasıl olacak. Çok oynak bir fırça. Hemen bulaşabiliyor. Biraz sinir oldum. Biraz uzun sürüyor. Eyeliner biraz beni yoruyor, zorluyor. O yüzden şimdi yapıp diğerine geri geliyorum. Küçük bir far fırçası alıyorum ve krem kontür ürünümü, bu far fırçamı alıyorum. Gözümün alt kısmından bir gölge oluşturmak amacıyla bu ürünümü geçeceğim. Gözlerinizi daha büyük, daha belirgin, daha çekik göstermek istiyorsanız sadece gözünüzün iç kısmına ten rengi kalemi çekmeniz yeterli değil. Öncesinde bu şekilde gözlerinizin alt kısmından böyle soft bir ürünle bir gölge oluşturmanız gerekiyor. Bakın şimdi zaten farkı göreceksiniz iki gözüm arasındaki. Sonrasında bakın üstteki kuyrukla birleştirmeden çok hafif aynı gölgeyi şu şekilde çekip devam ettiriyorum ama gözle görülür hiçbir şey yok. Sadece bir gölge. Bu gölgeyi de verdikten sonra Rimmel London Scandalized Nude kalemimi alıyorum. Ve gözümün alt iç kısmından bu kalemimi geçiyorum. Bu şekilde gözlerim iyice çekiliyor ve büyüyor. Maskarasını da süreceğim bu tarafın ve tam görmenizi istiyorum. Dibi markasının Volume Experience Extra Curling Extra Volume Extra Lashes maskarasını alıyorum. Bence günlükte çok güzel, çok doğal duran ve en güzel yanı çok rahat uygulanan, herhangi bir şekilde böyle göz altlarınıza siyah siyah dökülmeler yapmayan, tam günlük rahat uygulanabilir, uygun fiyatlı bir maskara bu. Deneyin derim. Ben severek kullanıyorum. Kirpiklerimi bu maskarayla köşelere doğru tarıyorum. Şöyle bir parça daha ürün alıyorum. Ve köşedeki kirpiklerimi iyice belirginleştiriyorum ki gözlerimi iyice çekeyim. Son hamlede tekrar Hyper Real Glow Highlighter paletimi alıyorum ve şurayı iyice çekiyorum ama yine aynı en bronze highlighter'ımla yapıyorum bunu ki böyle beyaz beyaz orada gözükmesin. Gayet doğal ve bronz bir makyaj olsun. İki gözüm arasındaki farkı zaten bence şu an siz de görüyorsunuz. Dudaklarda patlatacağımı söylemiştim ama bu makyajın tam anlamıyla bir bronz makyaj olarak ilerlemesini istiyorum. O yüzden öncelikle Beauty Sprinted kalemlerimden karamelde 104 karamel olan rengini alıyorum. Ve dudaklarımı çerçeveliyorum. İçerisinde böyle grilik olan tonları dudak kontüründe dudağınızı çerçevelerken tercih ettiğinizde her zaman dudaklarınız daha dolgun gözükür. Bakın dudaklar çok güzel dolgunlaştı. Trendleri takip etmek her zaman için önemli ve bir gloss trend var biliyorsunuz ki. Maybelline'in Lifter Lip Gloss'larından 007 Amber olanını alıyorum. Amber, Amber artık nasıl okunuyorsa. Ve şöyle dudağımın yoğunlukla orta kısmına sürüp dağıtıyorum. Çok hafif kalanını geçiyorum. Tatam. Özellikle kattığımız çil detayıyla bence çok daha doğal gözüktü tem. Bu çil detayını o yüzden çok sevdim. Yani tem makyajımızı bence olabildiğince doğala çekti. Hiç yokmuş gibi yaptı. Kontür ürünümden gerçekten çok memnunum. Kiko'nun
200 numaraydı zannediyorum ki. Evet, 200 numaralı olanını herkese tavsiye ediyorum. Böyle günlük doğal kontürler yapmak istiyorsanız. Gece kontürlerinde ne kadar iyi olur bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok doğal duruyor. Özellikle benim gibi koyu kumralsanız. Esmerim demeyecekmişim artık kendime. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz daha fazla makyaj istiyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarda benimle konuşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.